Merhaba muhteremler. Söze önce bir kazak abdal ile başlayayım. Sonra da söyleyeceklerimi söyleyeyim, olur mu? Eşeği saldım çayıra, otlayıp karnın doyura, gördüğün düşü hayra, yoranın da avradını. Eşeği saldım çayıra, otlayıp karnın doyura, gördüğün düşü hayra, yoranın da avradını. Gammaz ile madrabazın malı vardır da yemezin, ikisin meyit namazın, kılanın da avradını. Gammaz ile madrabazın malı vardır da yemezin, ikisin meyit namazın, kılanın da derince kazın kuyusun, inim inim inilesin, kefen dikmeye inesin, verenin de avradını. Derince kazın kuyusun, inim inim inilesin, kefen dikmeye inesin, verenin de avradını. Dağdan tahta indirenin, ıskatına oturanın, başucuna oturanın, imamın da avradını. Dağdan tahta indirenin, talkınını bitirenin, başucuna oturanın, imamın da avradını. Münkür münafığın soyu yıktı harap etti köyü, ölüsüne bir tas suyu dökenin de avradını. Münkür münafığın soyu yıktı harap etti köyü, ölüsüne bir tas suyu dökenin de avradını. Kazagavdal söz söyledi, cümle halkı dahleyledi, sorarlarsa kim söyledi, soranın da avradını. Kazagavdal söz söyledi, cümle halkı dahleyledi, sorarlarsa kim söyledi, soranın da, söyleyenin de avradını. Evet, Kazak Abdal'ın bu güzel hicviyle başlayalım dedik erenler, canlar, muhteremler. 2 gün önce yapmış olduğum videoya gelen tepkilerden dolayı zorunlu olarak bir açıklama yapmak zorundayım. Bu toplum, Aziz Nesin'in de bahsettiği gibi, büyük bir yüzdesi aptal olan bir toplumdur. Türk'ü, Kürt'ü, Alevisi, Sünnisi fark etmiyor yani. Büyük bir kesim. Dolayısıyla aptal bir toplumda tartışma kültürünü canlı tutmak, tartışma kültürüyle insanlara bir şeyler vermek kadar zor bir şey yoktur. Çünkü insanlar tartışmayı, kavga, eleştiriyi de hakaret ve karalama olarak bilirler. Böyle olunca da tabii benim de dahil birçok insanın toplumun yüzüne çarptığı gerçeklikler onların yüzüne vurmuş tokat gibi olduğundan asla kabul etmezler. Atağa geçerler, hakaret ederler, küfür ederler. Tıpkı bir önceki videomda olduğu gibi sadece başlığa bakıp Alevi solucanlar
kavramı üzerinden bana dünyanın hakaretini yapan bir yön, insanımsı yaratık var. Ahlakımı sorgulayanlar oldu tabii. Bu arada çok ilginçtir. Ahlakımı sorgulayanlar o insanımsı yaratıkları da tanıdığım için, ki ahlak anlayışı onlar için sadece bel altından ibarettir. Ahlakımı sorgu, ahlaksızmışım, namussuzmuşum, şerefsizmişim falan. Bu söyleyeyim, ben bunu yarın avukattan şey yapacağım. Çünkü gizli bir isim arkasında saklanıp bana bunları yazan insanın aslında kim olduğunu biliyorum ama emin olmak için, çünkü hakkında yürütmüş olduğum bir dava zaten hali hazırda var. Bir ek suç daha eklensin. Şunu söylemek istiyorum, yani ben ne dedim? Hep şunu söylüyorum. Aleviler her zaman şunu söylerler. Çorum'da, Maraş'ta, Sivas'ta katledik, yakıldık, yıkıldık falan. Ama kendilerine Çorum'da, Sivas'ta, Maraş'ta katledenlerin sofrasında yiyenlerin, onların verdiği yal çanağından yallananları teşhir edip, ya bunlar budur dediğim zaman hemen bize dönüp siz namussuzsunuz, siz şerefsizsiniz, siz ahlaksızsınız, siz çekemiyorsunuz vesaire gibi dünyanın hakaretine hakaretine yağdırıyorlar. Bu sizin ettiğiniz hakaretler bana bir şey etkisi olmaz. Yani onu siz kendinize yapıyorsunuz. Çünkü biliyorum, bana namussuz diyen insanın ne kadar namussuz olduğunu biliyorum. Hatta bir parantez vereyim. Birlikte olduğu adam öldükten sonra onun oğluyla birlikte olacak kadar namussuz birisi bana namussuz diyor. Yani şahidi de amcasının kızı yani. Daha açayım mı yani? Şimdi bu tür insanların ahlak abileri yaptı ve Alevilik adına namussuz ahlakı savunduklarını görünce de insanın yani şirazesi kayıyor. Ne diyeceğini bilemiyor. Ya hele bir gidin, şöyle bir gidin. Bir şöyle uzak durun. Yani yani ben birine sahneden koluna tutup indirip siktir edin dediğim zaman bu küfür oluyor. Küfür değil ya. Bu yapılması gereken bir şeydir. Küfür eğer bir alta vurursa, o insanı cinsiyetçi küfürlerle hakaret ederse, ne? Değil mi? Yani annesine, ailesinin mensuplarına, geldiği topluma bel altı vursam bu küfürdür. Ama birini koluna tutup siktir edin dediğim zaman bu küfür değildir. Bu yapmanız gereken bir şeydir. Bakınız ne güzel söylemiş Kazak aptal. Hı? Yani bana bu ithamlarla gelen insanlar, siz Kazak aptaldan çok mu daha erdemlisiniz? Tırnağı bile olamazsınız onun ya, Kazak aptalın. 15. yüzyılda yaşamış ve yaşadığı toplumdaki çarpıklıkları ne güzel dile getirmiş bu hicivle. Siz ne yapıyorsunuz? Sosyal medyada kamyon arkası sözlerle, beylik laflarla felsefe yapıyorsunuz. Olmayan ahlakınızla ahlak taslıyorsunuz. İnsanlara ahlak dersi veriyorsunuz. Nadasa dönmüş suratlarınızı filtreleyip Photoshop'larla kendinizi pazarlıyorsunuz. Yalan mı? Konuşmam gerekirse çok şey konuşurum. Ama bir daha bana namussuz derken, ahlaksız derken önce dönüp kendinize bakınız. Bir insana şu parmağınızı gösterdiğinizde şu üç parmağınız da size dönüktür, biliyor musunuz? Neyse, Sokrat'ın bir sözüyle bitireyim de. Bir şey bildiğim varsa o da hiçbir şey bilmediğimdir der. Aptal insan ise her şeye bir cevabı olandır. Veya her şeye bir cevap olduğunu düşünendir. Sokrat ne güzel tarif etmiş bu toplumu. Ve Kazak aptal da ne güzel cevabınızı vermiş sizin.